romancı, öykücü, hiciv ve oyun yazarı Hikmet Temel Akarsu, 1960 yılında Gümüşhane'de doğdu. 9 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdi. Mimarlık yapmayıp yaşam düşü olan yazarlığa kendini adadı. Roman, öykü, deneme, makale, eleştiri, oyun ve senaryo yazarlığı da dahil olmak üzere edebiyatın hemen hemen tüm alanlarında ürün verdi. Sadece seri romanları değil, hiciv ve eleştiri yazılarıyla toplumda yankı buldu. Ülkemizin zor yıllarını anlattığı romanları belleklerde hüzünlü tatlar bıraktı. Kayıp Kuşak, İstanbul Dörtlüsü ve Ölümsüz Antikite gibi roman serileri saygın yayın evlerince kitaplaştırıldı. Yazıları Varlık, Gösteri, Not Olsun, Radikal Kitap, Cumhuriyet Kitap, Bir Gün Kitap, Yasak Meyve, Sıcak Nal, Roman Kahramanları gibi dergilerce yayınlandı. Bir dönem köşe yazarları yaptı. Öyküleri Babalar ve Kızları adıyla 2005 yılında İnkılap Yayınları ve Dekadans Geceleri adıyla Varlık Yayınları tarafından 2008 yılında yayınlandı. İlk gençlik kitabı Can yayınlanınca 2006 yılında Güzel Çamların Kayıp Panteri adıyla yayınlandı. Taşan adlı radyo oyunu 2006 Temmuz ayında, Yurt Dışı Sevdası adlı radyo oyunu ise 2008 Mart ayında 8'er bölüm halinde TRT Radyo 1'de tefrika edildi. Özgürlerin Kaderi adlı tarihi romanı 2008'de Nefti Yayıncılık'tan çıktı. Ömer Seyfettin'in Asilzadeler adlı öyküsünden uyarladığı oyun 2008-2009 sezonunda Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Bir dönem Roman Kahramanları dergisinin yayın koordinatörlüğünü yürüttü. Pen Club, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Mimarlar Odası üyesidir. Yazar Hikmet Temel Akarsu, roman ve öykülerinde çoğunlukla saf, pürüpak bir aşka ulaşmanın özlemini ve imkansızlığını, eğer böyle bir aşka ulaşılırsa, böyle bir saflık ola ki bulunursa, insan ruhunun bu şartlar altında nasıl da kurtuluşa erebileceğini duyurmuştur. O, bu sonsuz ve bir o kadar da esef verici varoluş evreninin sadece yavaşlığa ve sakinliğe sunduğu güzellikleri, acıtıcı ve gizlenmeye olanaksız kılan kazanma tutkusunun gürültülü pervasızlığı içerisinde betimlemiş, bulup başarmayanın adam sayılmadığı bir dünyanın aymazlığını, rüsva edici ruhunu tasvir etmiştir. Hikmet Temel Akarsu, yeniklerin hikayelerine odaklanmıştır en başından beri.
Nihayet 90'lı yılların sonlarına doğru iki radyo karakterini, kendi yazarlık ve yazarlık edimlerinin konu etmekten usanmadığı kaybetme ve kazananların dünyasında onlar gibi olmaktansa ruhu ucuzlatan kardan feragat ederek kaybetmeyi seçen tavrı, İstanbul Dörtlüsü adını verdiği seri roman kurgusunda kullanarak daha da somutlamıştır. Hikmet Temel Akarsu, romanlarının baş erkek karakterlerini poz takınmaya, ikonesk tutumlar içerisinde güce tapınmaya, birbirlerinin büyüklük ve büyüklenme arzularını okşayıp daha da erekte etmeye çalışan tavırlar içinde kuruyor. Bu şekil ve içerikte ele alıyor. Hikmet Temel Akarsu yazınında baş kişilerin duygu ve düşünceleri safiyanelik içindedir. Onlar birbirlerinin ruhlarını kurtarmaya, bu acıtıcı ve alelâdelikle donanmış, kitişin en öldürücü darbelerinin kesintisiz biçimde akın ettiği sosyal evrende, yine birbirlerinin boşnalık ve hiçlik algılarıyla çökmeye, çürümeye yüz tutmuş ruhlarını sağaltmaya yönelik pürüpak bir aşkın arayışı içindeler.